Sallandık ama yıkılmadık. Bir de benden dinleyine bu hafta da hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye bu hafta sallandı. Ama alışık olduğumuz gibi siyasi gündemle ya da bir magazin haberiyle değil. Maalesef kabusumuz olan depremle. La ilahe illallah. Sallandık ama çok şükür yıkılmadık. Ders aldık mı? Tabii ki hayır. 100 yıldır sınıfta kaldığımız bir konu olan depremden yine çaktık. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Fakat ruhu sanki ülkemizin üstünde hala dolaşıyor gibi. Deprem ara ara kendini hatırlatıyor ve bize mesaj veriyor sanki. Sesimi duyan var mı diyen çocukları, yıkıntıların arasından gelen çığlıkları çabuk unuttuk. 5.8 büyüklüğündeki depremi de nasıl olsa bir haftaya kalmaz unuturuz. Ve o sonra yine hiç beklemediğimiz bir anda daha güçlü bir mesaj verir bize. Depremin bir özelliği var arkadaşlar. Unutulmak istemiyor. Bu konuda epey bir takıntılı. Evet, unutulmayı sevmiyorum. Ne olmuş? Hem sadece ben değil. Sel de sevmiyor mesela. Ona niye sormuyorsunuz? Onu niye konuşturmuyorsunuz kardeşim? Aa, o sel karısı yok mu? O sel karısı. Ne lanettir o bir bilsen. Bak canım kardeşim. Ben doğal afetlerin en yıkıcısı, en acılısıyım. Öyle zaman zaman ülkenize uğrar ve şehirlerinizin altına üstüne getiririm. Siz de bunlardan ders çıkartır ve ben de bir daha ülkenize gelip size zarar vermek istersem diye hazırlık yaparsanız, ama maalesef sizin ülkeniz hiç hazırlık yapmıyor. Benim canım kardeşim, şapka düştü. Bak, şapka bile düşüyor. Sağlam yapmazsam bina anda çöker tabii hacı. Yani sonuçta ben de o kadar kötü değilim. Fayıydı, hattıydı. Kaç farklı unsura bakıyorum. Neticede yer kabuğunda meydana gelen titreşim hareketlerinden ibaretim. Doğal afetim ya ben. Lütfen diğer afetlerle karıştırmayın beni. Ya azıcık saygı gösterin ya. Korkun benden ama benden daha çok çürük binalardan korkun. Unutmayın, ben değil malzemesinden çalınmış bina öldürür. Önlem alın. Bak sonra suçu bana atmayın. Hadi Büyük İstanbul depremini unuttunuz. O 500 yıl önceydi. Erzincan var, Gölcük var, Van var, Varoğlu var. Ne değişti ülkenizde ha? Bu depremlerden sonra çarpık kentleşmeden mi değişti? Denetimsiz binalar mı değişti? Kaçak göçek rant uğruna dikilen inşaatlar mı değişti? Mesela okullarda deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ne kadar ders verildi ha? Soruyorum ya, ha? Ya sen ne anlatıyorsun? Bak son depreme yıkıla yıkıla sadece iki caminin minaresi yıkıldı. O camileri yapanlar uzaydan gelmedi. Sorarsanız hepsi çok Müslüman. Ama iş dürüst olmaya gelince o kıldıkları namazlar, Arafat'ta şeytana attıkları taşlar onları kurtaramayacak hacı. Vallahi sen de haklısın deprem kardeş. Ne diyelim? Ülkemiz günden güne bir distopyaya dönüşüyor arkadaşlar. Nedir şimdi bu distopya? Daha yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Az kaldı uçacağız. Az sabredin. İcat çıkarmayın diyenlerinizi duyar gibi oluyorum. O yüzden distopyayı bir küçük tanımlayalım. Distopya kelimesi ilk olarak John Stuart Mill tarafından kullanılmış ve gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılmıştır. Şöyle ki, olumlu anlamdaki ütopyanın antitezidir ve baskıcı, otoriter rejimli bir topluluğun tarifidir. Örnek olarak Otomatik Portakal ve Fahrenheit 451 filmlerini verebiliriz. Bunları izleyin bir, ülkenizi göreceksiniz. Mesela Fahrenheit 451'de kitap yakılıyor ve okumak yasaklanıyor. Az sayıda kitap okuyanlar da bakın ne tesadüftür ki toplumdan uzaklaştırılıyor. We burned almost every physical book in the country.
By the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. Kısacası ülkemizde de baskılar ve cezalar öylesine yıldırıcı hale geldi ki bir de George Orwell'ın 1984 romanında geçen büyük biraderi var. Görselleri TV'de, afişlerde, metro ekranında olunca ''Ulan acaba biz ne yaşıyoruz?'' diye sorar olduk haliyle. ''Ulan hakikaten biz ne yaşıyoruz ya? Geçen akşam rüyamda bile gördüm onu.'' Kimi? Büyük biraderi. Constant trial. You are beginning to accept it. You'll soon welcome it. And finally, become part of it. Neyse, konumuz sigara yasağıydı. Artık ülkemizde vergisini ödediğimiz sigarayı içemeyeceğiz. Çünkü yasak. Vatandaş da bu şarkıyı söylüyor tabii. Devletin %70 vergisini alıp vatandaşa sattığı arabanın içinde %85 sigaradan vergi alıp da üzerine 153 lira ceza almasını bence karşıyım. Bir de özel bir mülk. Yani orada içme, burada içme. Peki vatandaş bu sigarayı neden içiyor? Keyfinden içen var ama zordan içen de var. Bu arada ustalara selam. Bu distopyadan bir ülke olmak meselesi daha ne kadar ileriye gidebilir diye düşündük biz de. Bundan böyle yatak odasında sigara içmek yasaktır. Baba yasamızın 8888.800. maddesinde yumuşak G fıkrasında bilmem ne kaçıncı bendine göre sigara içmek yatak odasında yasaktır. Size tükürme cezası veriyorum. Tükürüyor. Çok mu abarttık dersiniz? Aha buraya yazıyorum. Böyle giderse şakasını yaptığımız bu skeçler gerçek olursa kimse şaşırmasın diyor. Üstadımız, pirimiz Levent Kırca'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Neden? Çünkü onun 20-30 yıl önce yaptığı skeçler bugünün gerçeği oldu. Köpek ismi? Köpek ismi? Ha, o zaman tabii bana Bobby'yi takarsak benim arasında havlu almam gerekir. Ama Bobby olsun, ben Bobby ismini seviyorum yani. Peki Bobby Bey, Bobby. Bana içinizi dökün. Siz içimi mi döküyorsunuz? Efendim ne yapıyorsunuz? Ya içimi boşaltıyorum, psikomalist hanım. Hayır efendim, ben bunu demek istemedim. Niye? Yani bana rahat rahat açılabilirsiniz. Her şey aramıza kalacak. Size açılmamı mı istiyorsunuz? Evet efendim. Tamam, açılıyorum abi. Ama açılamıyorum çünkü fermuarım sıkışmış ya. Haftanın siyasi depremi ise CHP ile İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi oldu. Bahçeli sinirlendi. Erdoğan önemsemez göründü. CHP ise IMF'nin kuruluşu çerçevesinde gözlem yaptığını söyledi. Vatandaşlar da durumu mikrofonlarımıza değerlendirdi tabii ki. Valla ben AK Parti'nin tepki gösterdiği her şeyi anormal biliyorum zaten. Neden? Çünkü çok anormal şeyler yapıyor. Yani memleketin halini görmüyor musunuz? Ne halde insanlar? Yani ne yapıyorsa hepsini batırmış yani. Ne kaldı ki? Adına. Zaten Türkiye'nin ekonomisi berbat durumda. Şimdi onlar da haklı olarak ana muhalefet ve diğer muhalefet partileriyle görüşebilirler. Bu çok gayet normal yani. Ama tepki gösterecek bir durum değil açıkçası. Ya AKP bunun normal önünü kesmek bu. İçin, bana göre bunun önünü kesmek için yani tek iktidar ya diyor, sadece ben varım. Ya niye CHP ile görüşülmesin? Niye HDP ile veyahut da MHP ile veyahut da niye yeni parti ile görüşülmesin? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta olduğu gibi yine İngiliz çeçiyle göz doldurdu. Ve One Minute çıkışından sonra I Speech kürsü diyerek moderatörün kendisini anlamasını bekledi.
Artık halk olarak cebimizden para verip Erdoğan'ı dil kursuna yazdırmak gerçekten farz oldu. Bu son İngilizce faciasından sonra biraz eskilere gittik. Ve Erdoğan'ın nasıl da sözünün eri bir lider olduğunu anladık. Adam gerçekten de ben yabancılarla Türkçe konuşacağım demiş. Vallahi helal olsun ya. Yapıştırmış cevabı. Hemi de Türkçe. I wonder if you become Prime Minister of Turkey, which language would you prefer to communicate with other countries' leaders? Yani şeyi öğrenmek istiyor. Başbakan olduğunuz zaman diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacağınız diye İngilizce bir şeyle konuşacağım. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bilmem söylememe gerek var mı? Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, tavsiye etmeyi, hayır duaları etmeyi, sevmeyi ve sevilmeyi unutmayın. Hoşça kalın.